Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam yine önemli bir konu var bugün size sormak istediğimiz. Allah için sevmek ve Allah için sevmemek deyince nasıl anlamalıyız, ne anlamalıyız? Şimdi kitaplarda anlatırken hubbu fillah, Allah için sevgi, buğdu fillah da Allah-u Teala için sevmemek, dargın olmak demektir diye tarif edilmiş ve bir de hadis-i şerif var. Amellerin, ibadetlerin en kıymetlisi hubbu fillah ve buğdu fillah. Hubbu fillah Allah için sevmek, buğdu fillah da Allah için darılmak, sevmemek, nefret etmek demektir. Peki yani Allah için sevme, bu sevgi nereler için olacak? Yani nasıl olacak? Evet. Yani neyi seveceğiz, neyi sevmeyeceğiz falan. Şimdi sevmek, nefret etmek, düşman olmak insana mahsus hallerdir, sıfatlardır. İnsan nefsine uyduğu zaman nefsin kötülükleri olarak kin tutar, haset eder, gıybet eder, düşman olur nefsinden dolayı. Böyle durumlar da olur ki o kötü taraflar itibariyle. Sevgi de yine aynı şekilde insanda mevcut olan bir hasettir, bir özelliktir, bir hususiyettir. Tabii Allah-u Teala peygamberler göndermek suretiyle bu sevgi niye olacak, niye olmayacak? Hangi ölçüde olması lazım? Yoksa mesela insan serbest bırakıldığı zaman her şeyi sevebilir. Haramları da sevebilir. Ne gibi? Bu kadın olur, kadın tarafından erkek olur, ne bileyim Allah-u Teala men ettiği, yasak ettiği içki olur. Mesela hırsız için hırsızlık çok sevimli olur. Zalim için insanlara zulmetmek sevimli gelir. Aa adamı nasıl dövdün bak görüyorsun. İstersen bak bu kulağını seveyim. Adam bağırdıkça nasıl seviniyor falan. Şimdi adam zevk alıyor bundan. Ben bu işi yapmakta diyor, seviyorum diyor, böyle işleri seviyorum da diyor. Yani sevgiyi oralara harc ediyor. Onun için İslam alimleri sevmenin ve düşman olmanın yani buğz etmenin ne olduğunu önce tarifini yapmışlardır. Allah-u Teala nelerin sevilmesi lazım geldiğini bildirmiş peygamber vasıtasıyla. Ve bunlar da Allah rızasını sevecek. Mesela bir kimse kendi yaratanını sevecek, kendisine rehber olan peygamberini sevecek, annesini babasını sevecek, evladını sevecek, komşularını sevecek, vatanını sevecek. Bunlara karşı bir sevgisi, muhabbeti var. Fakat bunları da anlatırken buralara olan muhabbeti de mesela annesini babasını sevecek, yani onu ilah yerine koymayacak. Peygamber Efendimiz'i sevecek. O peygamber efendisi de ilah yerine koymayacak. Eshab-ı kiramı sevecek, onu peygamber makamına koymayacak. O dengeli olacak bunlarda. Allah-u Teala'nın izin verdiği, sevmemize izin verdiği şeyler, bizi Allah-u Teala ibadetten alıkoymayacak. Yani onlara olan sevgimiz de, mesela Allah-u Teala emrettiği için anne babamızı seviyoruz. Ve anne baba olarak da evladını Allah-u Teala onları ateşten korumamız bize emanet olarak bıraktığı için ve onların aynı şekilde zevklenmemiz için Cenab-ı Hak evlat ihsan etmiştir. Yani evlat sevgisi bizi Allah-u Teala'dan alıkoymayacak. Ona olan sevgimiz de Allah için olacak. Allah rızası için olacak. Mesela Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimiz bu sevgiyi çok güzel bir şekilde oturtturmuşlar. Allah için olmayan bir şeye karşı muhabbet duymaz hale gelmişler. Allah için olmayan hanımını da, çocuklarını da, tarlasını da, bahçesini de. Yani bunların hiçbirisi onların Allah-u Teala'ya itaat etmesine, Allah-u Teala'yı sevmesine mani olmamış. Çünkü kalplerinde Allah-u Teala sevgisinden başka bir sevgi bırakmamışlar. Başka bir şey girmiyor oraya. Peki onlara bağlantılar nedir? Allah-u Teala emrettiği için o bahçede elde ettiğini çoluk çocuğun nafakası için temin ediyor. Ve Allah-u Teala kullarına o bahçeden elde ettiklerinden infak ediyor, veriyor. Sadece bu kadar bağlantısı. Bahçe kalbine girmemiş. Hanımı, çoluğu, çocuğu kalbine girmemiş. Orada sadece Allah-u Teala'nın sevgisi var. Ve onlara bağlantısı, Allah Rabbim emretti çoluğumu, çocuğumu korumak, onlara dinini öğretmek, hanımıma aynı şekilde bakmak, nafakasını temin etmek, onları üzmemek, Rabbimin emridir diyerek onlara o şekilde muhabbet etmiştir. Bu dengeyi kurmuş. Peki buğz etme konusunda da, ben onu biliyorum ben onu. Onun şu topal adam var ya, bir görse elime geçse falan. Bu nefsi düşmanlıktır. Peki, Eshab-ı Kiram, İslam alimleri, Evliya-i Kiram, boyu, posu, şekli, şemali, rengine bakmıyor. Bakıyor. Bu diyor ki iman etmiş mi? Etmemiş. Buğz ediyor ona. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki bana iman etmeyenleri sevmeyin. Beyaz ırktan, siyah ırktan.
siyahtan olan iman etmiş Bilal Habeşi radıyallahu anh, beyazdan olan Ebu Cehil iman etmemiş. Ebu Cehil'in o imanını sevme buyuruyor Cenab-ı Hak. O itikadını, küfür olan itikadını. Ama Bilal Habeşi radıyallahu anh hazretleri iman etmiş, onu sev buyuruyor. Dolayısıyla Allah Teala bunu seviyor, buna iman vermiş. Bunu seveceğim, bunu sevmeyeceğim. Ya bu daha aynı şekilde beyazdı falan, ona bakmıyor. Allah için oldu sevgi bu. Burası Allah için buğz ediyor. Yoksa diyelim ki Ebu Cehil'le bir alıp veremediği yok. Allah Teala tavır koyduğu için buğz ediyor ona. Veya akrabasından birisi Allah Teala iman ediyor. Veyahut da namaz kılmıyor. Veyahut da içki içiyor. Bunun için buğz ediyor. Yoksa bir alıp veremediği yok. Ama diyelim ki akrabası aynı şekilde diyelim ki bunun menfaatine ters bir hareket getirdi, yaptı, bilmem ne etti. Benim için Allah için sevmiyor onu. Yalan. Allah için sevmeseydin o haram işlerken buğz ederdin. Allah için sevmemek öyle olur. Yani o haram işlerken, isyan ederken mani olabiliyor musun? Olamıyorsun. Olmuyorsun. Ama senin menfaatine ters bir iş yapınca haşa orada Allah-u Teala'nın ismini zikrederek kendini gizlemeye çalışıyorsun. O yalan o. Mesela Eshab-ı Kiram'dan bir zata tabiinden birisi geliyor. Efendim diyor Allah için ben sizi çok seviyorum. O da dönüyor. Allah için ben de seni sevmiyorum. Geçen gün Kur'an-ı Kerim okurken Peygamber'in bildirmediği bir kıraatla okuyordun Kur'an-ı Kerim'i. Bunu terk etmediğin müddetçe seni sevmem buyuruyor. Onların ölçüsü bu. Yani sevgi Allah-u Teala'nın razı olduğu şeyler. Razı olduğu şeyler. Ve Allah-u Teala'ya itaat ettiği müddetçe onu seviyor. İsyan ettiği müddetçe sevmiyor. Çünkü hubbu fillah, buğdu fillah. Allah için olması lazım. Yoksa öbür türlü nefsi için olur. Evet. İnsan, mesela Allah-u Teala evlat vermiştir. Cenab-ı Hak bana emanet olarak göndermiştir. Bunları dinine, devletine, milletine neyse faydalı bir insan haline getirmek için çalışır ve onun için sever. Ama benim evladım olsun, gördün mü bak çok meşhur oldu falan, doktor oldu, işte mühendis oldu, çok zengin oldu, şu amir oldu bilmem ne. O değil o. O zaman nefsi için seviyor. O zaman nefsi için seviyor. Mesela kız veya erkek evlat konusunda da, kız veya erkek evlat konusunda da şimdi Anadolu'da yaygındır. Bunu yok canım falan filan demeye gerek yok. İşte erkek çocuğu olursa neslim devam edecek. Onun için seviyor, onun için bakıyor ona. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nesibi Hazreti Fatıma radıyallahu anh vadisimizle devam ediyor. Bu bir. İkincisi Evliya Hanımlardan Rabia'yı Adviye Hazretleri. Rabia dördüncü demektir. Babası İsmail Efendi. İşte dördüncü olarak bu dünyaya geliyor. Dördüncü ismini vermiş Rabia diye. Dördüncü olarak isim vermiş. Şimdi o İsmail Efendi zamanında rahmetullahi aleyh salih bir kimseymiş. Çok kimse yaşadı. Belki 10 tane erkek evladı olanlar oldu ama hiçbirisi anılmıyor. Ama İsmail Efendi kızı Rabia Yadiye Hazretleri vasıtasıyla hala anılıyor ve kendisine de dua gidiliyor. Onun için Allah-u Teala'dan hayırlı evlat istemeli. Yani sevgi, muhabbet evlat bile olsa, evlat bile olsa hani sevmemek fıskı sebebiyle olmalı. Veyahut da sevmek Allah-u Teala itaati sebebiyle olmalı. Eğitirken de böyle eğitmeli evladı, çoluğu, çocuğu. Onun için hubbu fillah, buğdu fillah. Sevgi Allah rızası için. Arkadaş beni sev, ben senden bir alışverişim yok. Ama sen Allah-u Teala'ya iman etmemişsin. Veyahut da aynı şekilde Allah-u Teala'ya yasak ettiği fiili yapmaya devam ediyorsun. Ya da sen gıybet ediyorsun. Ya da sen yalan söylüyorsun. Yahut da alışverişte hile yapıyorsun. Allah-u Teala'nın kullarını kandırıyorsun. Onun için Allah-u Teala bunları yasak etmiştir. Sen Allah-u Teala'ya yasak ettiği bir fiil yaptığın için ben Allah için seni sevmiyorum. Hubbu fillah, buğdu fillah bu. Yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Mesela bir hadis-i şerifte geçiyor. Üç şey imanı lezzetini arttırır buyuruyor. Allah-u Teala'yı ve Resulünü her şeyden çok sevmek, kendisini sevmeyen Müslümanı Allah rızası için sevmek, Allah-u Teala'nın düşmanlarını sevmemek. Hadis-i şerif bu. Ve yine bir hadis-i şerifte ibadetlerin en kıymetlisi hubbu fillah ve buğdu fillah'tır buyuruyor. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. Allah-u Teala'ya Cebrail Aleyhisselam gibi ibadet etseniz, müminleri Allah için sevmedikçe ve kafirleri ve mürtetleri Allah için kötü bilmedikçe hiçbir ibadetiniz, hayrat ve hasenatınız kabul olmaz. Ölçü bu. Ama bu bizim olan, bizim işte halamın oğlu, dayımın kızı. Öyle değil o. Bedir Harbi'nde baba oğul karşı karşıya geldiler. Baba oğul karşı karşıya geldiler. Ve Allah için de bu. Yoksa babasından bir alıp veremediği yok. Yani bir kimse bir şeyi severken Allah-u Teala sevdiği için, razı olduğu için sever. Ve beğenmediği zaman, aynı şekilde buğz ettiği zaman da Allah-u Teala o işten memnun değil, razı değil. Ona düşman olduğu için düşmanıdır. Yoksa öbür türlü olmaz o. Mesela
bir hadis-i şerifte geçiyor. Allah-u Teala bazı kullar vardır. Bunlar peygamber değildir. Peygamberler ve şehitler kıyamet günü bunlara imrenirler. Allah Allah. Peygamberler ve şehitler imrenirler. Kimmiş bunlar? Bunlar birbirini tanımayan, uzak yerlerde yaşayan, Allah için birbirini seven müminlerdir. Allah için buyuruyor. Allah'sa bir menfaati yok ama. Allah için birbirini sevenler. Netice olarak hubbu fillah Allah için sevmektir. Buğdu fillah da Allah için buğz etmektir. İnsanın tabiatında var. Sevmek de, buğz etmek de var. İkisi de var. Ama bunun yerli yerine oturabilmesi için Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla bunun doğrusunu bize bildirmiştir. Doğrusu yerleşince sevgi ve buğz nasıl olacak? O zaman açığa çıkıyor efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan yine önemli bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.